Aklım sende kaldı Arzucuğum. Ne durumdasın, iyi misin? Hiç iyi değilim abla. Oğlumla aramdaki bağlar tek tek kopuyor ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Yok artık, daha neler Arzu. Ya biraz abartmıyor musun? Evet, Emre şu anda sana karşı biraz tepkili. Ama zamanla geçecek. Hele ki senin neden böyle davrandığını anlayınca. Sen onun annesisin. Hiç olur mu öyle şey? Yok abla, öyle değil. Söylemişti bana zaten. Ne söyledi? Eğer Zeynep'i kaybedersem bir daha yüzümü göremezsin dedi. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Telefonu arıyorum, arıyorum, açmıyor. Bir daha arayayım. Ara hadi. Evet anne, dinliyorum seni. Söyleyeceklerimi sonuna kadar sabırla dinle oğlum. Artık çocuk değilsin. İki yetişkin gibi konuşalım seninle. Sonra ne istiyorsan onu yaparsın. Tamam. Hatırlıyor musun? Hani 4-5 yaşlarındaydın. Hep birlikte dağ evine gitmiştik. Gece fırtına kopmuştu. Ama nasıl bir fırtına? Sanki evin çatısı üzerimizden uçacak sanmıştık. Sen yatağın içinde, korku içinde ellerimi tutup, anneciğim, ne olur beni bırakma demiştin. Bense sıkıca sana sarılıp, oğlum, her zaman yanındayım, seni hiç bırakmayacağım, her zaman seni koruyacağım demiştim. Evet. Bu söylediklerinin beni gerçekten rahatlattığını hatırlıyorum. Oğlum, bu dünyadaki en değerli varlığım sensin. İnan bana, o günden beri farklı bir şey yapmıyorum. Tek yaptığım şey sözümü tutmaya çalışmak. Seni korumaya çalışmak. Ne olur bu söylediklerime inan. Anne baba olmak böyle bir şeydir. İleride çocukların olduğu zaman beni daha da iyi anlayacaksın. Tamam, belki telaşlandım. Hata yaptım. Ama şimdi çok iyi anlıyorum ki hiçbir şeyin aramıza girmesine asla müsaade etmeyeceğim. Bu kendi korkularım olsa bile. Ne demek istiyorsun anne? En büyük hatam senin kocaman bir adam olduğunu görememek belki de. Kendi hayatını idare edecek yaşa çoktan geldin. Ben de bundan sonra Zeynep konusunda daima senin arkanda olacağım. Senin ne düşündüğünü, ne hissettiğini hesaba katmadan sert bir tepki göstermem doğru değildi. Ama beni de anlıyorsun değil mi? Ne olursa olsun seni kaybetmeye asla dayanamam. Anlıyorum tabii. Sıkma canını. Geçti hepsi. Eğer senin için de uygunsa Zeynep ve annesiyle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Nasıl yani? Bu dünyadaki en değerli varlığım sensin. Eğer sen de öyle istiyorsan ziyaretlerine giderim. Güzel güzel konuşalım, tanışalım. Çok şükür. İsterim tabii. İstemez olur muyum? Sonunda beni anlayacağını biliyordum. Canım. Canım anne. Anne, Zeynep'lere seninle gittiğimize inanamıyorum. Teşekkür ederim anne.
Bakalım Zeynep denen o kızı gelinim diye karşına oturtabilecek misin? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.